edilen 487 milyon TL yerine bugüne göre tahsilat oranı %80 değil o gün için. Uzaktan erişimli sayaç projesiyle sağlanan otomasyon ile birlikte uygulamasız tahsilat politikası sunduğu 2015 yılında 658 milyon TL'lik faturalara karşılık 635 milyon 900 bin TL'lik tahsilat gerçekleştirdik. Tahsilat oranı %96.3'e yükseltildi. İki, bugün bize tahsilat yapamazsınız özelleştirmek kim bundasınız? Bu LED ışıkların uygulamasına geçmezden önce sokaktaki direkte 250 voltluk, 150 voltluk civa buharlı lambalar yanardı. Yüksekten yanardı, belli bir açısı vardı ve başımızın arkasını gözümüze batardı. Öyle bir görüntü vardı ve çok iyi ışık verir algısı oluştu. Halbuki bunu laboratuvarda denediğimizde bugün takılan LED ışıkların verdiği mum lüks değerindeki ışık o ışıklardan daha fazladır. Tek farkı bu tam 90 derece bakar, o belki 65 derece bakardı ve daha geniş bir alanı aydınlatır gibi görünüyor ama öyle değildi gerçi. Aydınlatmada ulor denen bir dil ölçüm var. Ulor ne demek biliyor musunuz? Gökyüzüne de atmosfere verdiği kayıp ışıklar. Şimdi LED ışıkların bunun %5'i geçmez. Tamam mı? Tabii ki diğerlerde bu %50'lere varan bir kayıp ışık var. Siz baktığınızda bunu fazla ışık gibi görüyorsunuz ama yere verdiği ışık yani benim aydınlatma yüzeyine kısma verdiğiniz ışık. Tamam. Bunu size hep müşahbes var. Ne yazdınız? Tamam mı? Ya bu işlerin bilimselliği var. Biz bunları bilimselce. Bir soru daha sorduğum için o çok enteresandı. Ben de bakalım gelebilecek. Düzeyine. Tamam mı? Bir zaman bu sesi bize TL'ye nasıl vermiyor? Böyle o vermiyor. Dolarla. Biz 40 defa var dolarla aldığımız satmak. Nasıl? Peşin alıyorsunuz. Düştüğü zaman alta yansıdır, yükseldiği zaman gene alta yansıdır. Niye o zaman? Nasıl alacağız peki? Mesela siz yeni geldiğinde oturduğunuz... Hayır, bize alış yöntemi söyleyebilir misin? Var mı bir alma yöntemi başka? Nasıl? Aynen de bu öyle bir şey ki gidip dalanma alamazsınız. Alışı alamazsınız. Gemiyle alırsın. Bir gemi geldiğinde 15 bin ton getirir. Şimdi 15 bin ton akaryakıtı nasıl alacaksınız? Yani, fiyatlar düştüğünde düşersiniz, fiyatlar arttığında artarsınız. Döndüğünüzde sorun değil. O akaryakıt elinizde olduğu sürece onun fiyatının maliyetini sen sıkmak durumundasın. Gerçek durum bu. Doğal ve başkanımızın beklemediği bir şey var. Biz son yerlerde bir olayını %100'ün cemizledik. Evet doğru, yani, bir bacağı doğru. Yani liderimizin şu anda işte bakanın başı haklı olduğu için bu noktayı da gece aldık ve bilelim. Yıkmak lazım. Ama emin olabilirsiniz ki yine de bu kalimatla olmakta öyle bir şeyimiz yok. Çünkü kültek karar vereceğimiz. Ha devlet yani, konuşmasıydı. Sonuçta Danimarka'yı kıyaslamaz etkili hemen yanı başımıza Rum tarafı vardır. Onu kıyaslayabiliriz. Rum tarafı da bizden çok yüksektir. Elektrik maliyeti. Aynı piyasadan alıyoruz şey akaryakıtı. O piyasaya göre üretilen elektrik miktarı üzerinden değerlendirdiğimizde Rum tarafının fiyatlarına bakarsınız. Giresen internete görebilirsiniz. Rum tarafının fiyatları da bizden daha yüksektir. Belki tablo oranında vardır. Biraz soru açılırsa konuşuruz. Onu da